Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi, Mükeşafetül Kulub adlı eserde okumaya devam ediyoruz. 34 No'lu bölüm başlığı olan Fakirlerin Fazileti kısmında İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh şöyle kaleme alıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mümine fakirlik, Acem kızının yanağındaki benden daha güzel yakışır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İçinizden hanginiz sabahleyin uyandığında sağlığının yerinde bineğini akşam bıraktığı gibi görür ve günlük geçimini de yanında bulursa bütün dünya onun olmuş gibidir. Kâb-ı Lahver rahmetullahi aleyh der ki, Allah Celle Celaluhu Musa'ya, ''Ya Musa, fakirliğin sana doğru gelmekte olduğunu görünce salihlerin geleneğine uyarak ona hoş geldin.'' de buyurmuştur. Ata el-Hurasani rahmetullahi aleyh der ki, ''Peygamberlerden biri bir sahilde yürürken bir balık avcısına rastlar. Peygamber avcıyı seyretmeye koyulur. Adam nehrin bir yerinde Bismillah der ve Allah'ın ismiyle peygamber nehrin Allah'ın ismiyle diyerek ağını atar ama hiçbir şey çıkmaz. Yoluna devam eden peygamber nehrin başka bir yerinde ikinci bir balıkçıya rastlar ve yeni gördüğü balıkçı Bismi şeytan, şeytanın adıyla diye atar ve ağını nehre atar. Ve ağına o kadar çok balık gelir ki onu almak için sendeleye sudan çıkarabilir. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a Celle Celaluhu'ya seslenerek, Ya Rabbi, bu hadisenin, bu olayın hikmeti nedir? Biliyorum ki her ikisi de senin kudretine bağlı olarak meydana gelir der. Bunun üzerine Allah-u Teala Celle Celaluhu meleklere perdeyi kaldırarak bu kuluma her iki balıkçının katındaki derecesini gösterin de diye buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem berikinin yüksek derecesi karşısında ötekinin haziranın zillet makamını görünce, ona hazırlanan zillet makamını görünce, Ya Rabbi, şimdi tatmin oldum, mutmain oldum der. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, cennete girdim, çoğu cennetliklerin fakirler olduğunu gördüm. Arkasından cehenneme vardım, içindekilerin büyük çoğunluğunu zenginlerle kadınların meydana getirdiğini gördüm. Evet, fakirliğin fazileti başlığı başka bir sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.